Gökçe ya. Bize kahvaltı sırasında çok acıktık aşkım. Ya ben de size tam ondan bahsedecektim. Dolapta hiçbir şey kalmamış Gürol. Hadi gel bir markete gidelim, ne dersin? Dolapta bir şey kalmamış mı? Ama benim cüzdanımda hiç para yok ki Gökçe. Ben sana dün söyledim ya. Beni işten attılar biliyor musun? Kimsenin maaşı ödenmiyormuş. Benim de maaşımı ödemediler. Bir de üstüne beni işten attılar. Of ne ya, yapacağız biz ya? Nasıl olacak ya? Hiç paramız yok mu Gürol? Aşk alırız vallahi. Bende var, bende var. Benim kumbayamda para vardı. 15 lira. Bu ne böyle kelimece şalim ekmek arabiliriz. Aa evet, tamamdır Tombiciğim, çok teşekkür ederim. Hadi gel bakalım Zan Gökçe, markete gidelim. Belki 15 lirayla bir şeyler alabiliriz. Allah Allah, evet, bu evet, köyde vallahi her şey artık çok kötü gitmeye başladı. Her şey pahalandı, kimsenin maaşı ödenmiyor, insanlar çok sinirli. Galiba bizim artık bu köyden taşınmamız gerekiyor Gökçe. Yani böyle giderse öyle olacak Gürol. Neyse hadi gel marketten bir şeyler alalım. Hadi gelin bakalım şöyle, ne alalım, bal var, havuç var. Hı? Bir dakika ya, bunların fiyatı ne böyle? Bal 1000 lira, havuç 180 lira. Marketçi abi, bunların fiyatı ne böyle? Kardeşim yapacak bir şey yok yani. Köydeki ekonomi kötü gittiği için ben de fiyatları arttırmak zorunda kaldım. Hayır olamaz, bunlar ne böyle? Elma alsak, elma 200 lira, mısır 70 lira, muz 250 lira, patates bile 100 lira mı olur ya? Bizim 15 liramız var. Peki marketçi abi, 15 lirayla ne alabiliriz? Kardeşim 15 liraya artık bir peçete bile alamıyorsun. Peki şey diyeceğim abi, şimdi alsak sonra desek olur mu? Maalesef artık verilse yok çünkü köydeki ekonomi çok kötü gidiyor. Aa, anladım. İyi tamam marketçi abi, sana kolay gelsin. Ya Gürol ne yapacağız, böyle giderse aç kalacağız, açlıktan öleceğiz yani, ne yapmamız lazım? Bilmiyorum, ben de bilmiyorum Gökçe ne yapacağımızı. Ey canım halkım, bana oy verin, eğer oy verirseniz çok güzel olacak, hepinize bedava araba, bedava para vereceğim. Hadi oy verin, oy verin. Aa bir dakika, bu bizim köyümüzün başkanın sesi. Duyamayacak galiba, miting yapıyor şurada. Hadi gelin bakalım bir. Bu Garbez'in köyün başkanı. Aa, bugün köyde seçim varmış. Hayır olamaz. Bu kötü başkan eğer köyde alırsa köyün başkanı seçilecek. Gökçe buna dur demeliyiz. Yok, olmaz. Evet buna dur demeliyiz. Yoksa açlıktan öleceğiz. İnsanlarla konuşmamız lazım. Evet bakalım. Son iki oy kaldı. Eğer Ahmet başkanın karşısına bir rakip çıkmazsa Ahmet başkan yeniden bu köyün başkanı olacak. Hadi canım köylülerim. Hadi verin bana oy, verin. Hepinize bedava araba vereceğim. Söz veriyorum. Vallahi billahi vereceğim. Hadi oy verin bana, oy verin. Son kez söylüyorum. Karşısına çıkacak biri var mı? Aa görüyorsunuz mu Gökçe? Karşısına birisini arıyorlar. Hani Dünya ne yapacaktı? Bence Tombiş sen çıksan oraya. Ne diyorsun sen, bence başkan ol. Ya emin misin Dünya amca? Bence ben seçilemem. Ya saçmalama Tombiş ya. Başka çaremiz mi var? Market fiyatlarını görmüyor musun? Hadi git aday olalım. Ben başkan olayım öyle mi? Evet Tombiş, hadi bak oraya kürsüye çık bak. Büyük ihtimal herkes sana oy verecek. Tamam o zaman ben çıkıyorum. Abi ben aday olmak istiyorum. İkinci aday benim. Evet bakalım. Tombiş ikinci aday oldu. Ama şu anda Tombiş'in oyu sıfır. Bambucur sen nereden çıktın lan benim karşıma? Oğlum bak buradan git. Yoksa seni vurdururum, duyuyor musun lan beni? Sinirlendirme lan, git buradan. Hayır Tombiş, sakın onu dinleme. Hadi bakalım madenden bahset Tombiş. Hadi bakalım sana güveniyoruz. Tombiş, Tombiş, Tombiş. Evet sayın halkım. Karşınızda ben Tombiş Çalışkan. Size bir soru sormak istiyorum. Cemil'deki payayla marketten bir şey satın alabiliyor musunuz? Evet doğru söylüyor. Ben alamıyorum. Evet ya ben de alamıyorum. Para bitmiş, şey yetmiyor. İşte bunların hepsi kötü başkan yüzünden. Kötü başkana oy vermeyin arkadaşlar. Eğer bana oy verirseniz size söz veriyorum. Ekonomiyi düzelteceğim. Köydeki bütün herkesin altında ayak olacak. O köye üniversite yapacağım. Bir sürü okul yapacağım. Fabrika yapacağım. Artık hiç iş kalmayacaksınız. Hayır. O yalan söylüyor. O kötü insan. Ona vermeyin. Oy vermeyin ona. Sakın vermeyin. Oyunuzu bana verin. Hadi. Artık senin yalanlarına inanmayız kötü başkan, tamam mı? Arkadaşlar kötü başkan inanmayın. Tombiş'e oy verirsiniz. Vallahi billahi ben de kefilim. Bütün köyü her şeyi düzeltecek. Size söz veriyorum. O zaman ilk oy Tombiş'e benden. Şöyle oyumu atalım bakalım Tombiş'e. Hadi bakalım Gökçe sen tamamdır, de at bakalım. İkinci oy da benden. Al bakalım Tombiş. İnşallah kazanırsın. Evet ben de Tombiş'e güveniyorum. O yüzden diğer oy da benden. Tombiş'e oyumu attım. Evet Tombiş'e ben de güveniyorum. Artık bu koyun düzelmesi gerekiyor. O yüzden bir oy da benden.
Tombiş çalışkan oyları gittikçe artıyor sayın seyirciler. Tombiş şu anda 20 oya ulaştı. Ama kötü başkan hala 49 oyda kaldı. Aa, şuna bak Gökçe. Bütün herkes oy vermeye başladı. Şu anda Tombiş 20 oya ulaştı. Eğer Tombiş 51 oya ulaşırsa artık bu köyün başkanı olacak. Evet Gürol, yaşasın. İşe ulaşıyoruz istediğimiz şeye. Tombiş, hadi vaatlerinden bahset Tombiş. Evet bakalım sayın halkım. Sizi çok seviyorum. Size söylediğim gibi bana oy verin. Kötü başkanı değil. Eğer bana oy verirseniz ve ekonomi söz oyun düzelteceğim. Şehirdeki bütün suç oyanları sıfıya inecek. Ve köyde adaletli suç işlenmeyecek. Hayır ona inanmayın. O kötü birisi. O çok kötü birisi. Hatta size şunu söyleyeyim. Geçen Tombiş silahla parkta bir tane birisini vurdu biliyor musunuz? Ona oy vermeyin. Ne Tombiş birisini mi vurdu? Aa, benim kafam çok karıştı iyice. Evet ya benim de kafam çok karıştı. Acaba kötü başkana mı oy versek yine? Ya bu ne kadar pislik bir adam ya. Böyle şuna baksana Gökçe. İftira atıyor Tombiş'e ya. Ben bu adamın üstüne atlayacağım ya. Resmen iftira atıyor. Dur. Sakin ol. Sayın halkımız. Bu kötü başkan Tombiş'e iftira atıyor. İnanmayın bir şekilde. İnanmayın ona. Tombiş kimseyi vurmadı. Tombiş geçen gün benle birlikte parkta hatta oyun oynuyordu. Tombiş birisine zarar vermez. Tombiş'e ben kefilim. Vallahi yemin ederim. Sayın halkım ona inanmayın. O kötü bir başkan. Eğer bana oy verirseniz çocuklarınıza oyuncaklar bedava olacak. Hatta köydeki otobüsler bile bedava olacak. Hatta köyümüzü şu artık bedava olacak. Hayır ona inanmayın. O kötü bir insan. İnanmayın ona. Eğer bana oy vermezseniz bu köyü patlatırım. Duyuyorsunuz mu beni? Hepinizin evini yıkarım. Hepinizin parasını cebinden alırım. Vermeyin ona oy. Bana oy vereceksiniz. Şuna bak be sen kimsin de bizim köyümüze gidiyorsun kötü başkan. Arkadaşlar duyuyorsunuz yani. Bizim köyümüzün başımızı yakacakmış. Sen bizim sayemizde buralara geldin. O yüzden arkadaşlar oyumuzu Tombiş'e atalım. Şöyle Tombiş oyumu veriyorum ben. Evet ben de oyumu veriyorum Tombiş'e. Oyum Tombiş'e benim. Evet benim de oyum Tombiş'e. Benim de oyum Tombiş'e benim de. Tombiş 51 oy ulaşarak köyün yeni başkanı oluyor. Uhu işte bu. Köyümüzün yeni başkanı Tombiş. Hepinizi çok seviyorum Sayın Erkan. Hepinizi selamla selamlıyorum. Hadi bakalım kötü başkan git buradan. Size gününüzü göstereceğim. Sen kime gününü gösteriyorsun be? Oğlum bak döverim seni. Göreceksiniz siz göreceksiniz. Bak hala ne diyor ya hala ne diyor ya. Yürü lan buradan bakayım. Yürü lan artık başkan nesin sen? Defol git. Göreceksiniz siz. Hepiniz göreceksiniz hepiniz. Hey anne kesin gözünü bakalım. Gel lan yürü bugün yeni başkanı benim oğlum. Anca böyle gelsin naş naş. Huhuu işte bu. Yaşasın. Köyümüzün başkanı artık Tombiş oldu. 2 hours later. Evet bakalım başkanlık binamıza geldik. Vay canına Göğe amca bu yaşa benim mi lan? Evet Tombiş artık burası senin sen bu göğün başkanı oldun. Hadi gelin o zaman ne duruyorsunuz artık başkanlık yerini düzenleyelim ne diyorsunuz? Evet çok güzel olsun Tombiş için bak burası çok güzel olmalı. Şimdi buradaki katlar burası kimin olsun? Şimdi atamalayı yapıyorum Göğe amca sen benim başkan yardımcısın tamam mı? Oley vuhuu ben başkan yardımcısıyım. Peki ya ben neyim Tombiş? Sen de Gökçe abi sen İçişleri Bakanı'sın sen kötü suçluları kötü insanları yakalayıp hapse atacaksın tamam mı bakalım? Tamamdır sen hiç merak etme hepsini atacağım. Hiç haksızlık yapmayacağım. O zaman ben şimdi buraya kendi odamı dizmeye başlıyorum. Şöyle kitaplarımızı koyalım bakalım. Şu kitaplarımızı da koyalım. Burada böyle benim masam olacak. Bu çalışma masasında ben 7/24 halkıma hizmet için burada olacağım yani. Şöyle halılarımızı da koyalım bakalım. Şöyle. Buraya da şöyle sandalyemi koyuyorum hemen. Şöyle. Tamamdır. Bir de laptopumu koyayım. Laptoptan şöyle gündemi, bütün gündemi takip ederim. Ve burada şöyle saatimi koyayım. Tamamdır. Benim odam artık bitti. Hadi bakalım. Şimdi yukarı kalaya. Benim odam ne? Gökçe abinin odasını yaparım. Evet yani Gökçe sen İçişleri Bakanı olduğun için yani Tombiş'le beraber aynı yerde çalışmanız lazım tamam mı? Tamamdır hadi o zaman burayı çok güzel yapalım. Ne amca benim masamı buraya koy bak. Tam da şöyle köşede olsun ne diyorsun? Orada olsun diyorsun. Tombiş oraya koymayacağız sen şöyle olsun. Yapacağız. Tamam sen de oraya masanı oraya koy şöyle yapacağız Tombiş tamam mı? Sen bir başkansın yani başkanın yeri büyük olması lazım. Vay canına çok havalı. Aynen öyle Tombiş çok havalı değil mi? Şunu şuraya koyalım bakalım. Bunu da şöyle şuraya koyalım. Tamamdır. Buraya şöyle şey bunları koyalım. Buraya belki Tombiş böyle belgelerini asabilirsin. Ondan sonra başka ne koyalım? Buraya da şöyle takvimimizi koyalım. Takvimden haberin olsun Tombiş. Buraya da şöyle saatimizi koyalım. Saati görürüz yani. Tombiş basın tam da şuraya koyuyorum. İyi mi? İyi Göğe amca. Tam da oraya koy.
koy. Tamam, dur bakalım. Hop, şunu da şöyle şuraya koyalım. Sandalyeni de şöyle koyalım. Yok amca, bak şu köşeye de dolabı koy. Dolabı çok güzel olur. Dolabı koyalım. Tamamdır Tombiş. Şuraya da şöyle senin dolabını koyalım. Şuraya da şöyle bir tane kitap koyalım. Şuraya da şöyle Tombiş senin belgelerini koydum. Tamamdır. Bu belgelerin senin başkanlık belgelerin. Yok amca, bir de buraya bilgisayar koysana oyun oynayayım ya. Ya Tombiş, buraya ne bilgisayar olacağız? Manyak mısın sen ya? Ya ama ben oyun oynamak istiyorum Noy amca. Tombiş, oyun falan oynamayacaksın iş başındayken, tamam mı? Halkı kurtaracağız biz. Aynı öyle Tombiş, sen başkansın. Ya tamam, halkı kurtaracağım da azıcık oyun oynamayacak mıyım? Hayır Tombiş, sen mesaiden çıkacaksın, işten eve gelince sadece bir saat o bilgisayarda oyun oynayabilirsin. Bak sadece bir saat, tamam mı? Ya of ya. Allah Allah. Neyse bakalım. Şunu da şöyle koyalım şuraya. Heh, tamamdır, mükemmel oldu. Bence burası çok güzel. Ne diyorsunuz? Bence de çok güzel oldu. Burası da benim yerim Gürol. Nasıl olmuş? Şimdi yazıyorum. Bütün marketlerin fiyatı artık azalsın. Oley be Tombiş. Yaşasın. Başkan Tombiş. Başkan Tombiş. Başkan Tombiş. Şimdi vaatliğimden bahsetmişim zaten ben Gürol amca. Tekrardan buraya yazıyorum. Çocuklara oyuncak bedava. Çocuklar artık oyuncak yaşasın. Bedava. Yaşa başkan Tombiş. Yaşa başkan Tombiş. Oley. Ve tabii ki de artık köyümüze otobüsler para değil, bedava. Şuna bak Gökçe. Tombiş başkan valla geldi dakikadan beri icraatlara başladı he. Sen beni sattın Gönül amca. Ben başkanım ulan. Başkan Tombiş. Başkan Tombiş. Lanet olası Tombiş. Bütün planımı mahvetti. Bu köyün başkanı olacaktım. Sonra köyü başka bir yere satacaktım. Ama benim paralarım hala burada. Şimdi içeri gizli gireceğim ve bütün paraları geri alacağım. Köyden çaldığım paralar benimdir. Burada benim gizli odam vardı. Şu kitapları kıralım bakalım şöyle. İşte burada gizli odam. Başkan Tombiş. Başkan Tombiş. Şöyle açalım bakalım kapıyı. Ha? Bu ses ne ya? Aşağıdan ses geliyor. Lan galiba başkanı gene hırsız girdi. Sopayla şimdi onu var ya geberteceğim lan. Döveceğim vallahi. Şöyle. Ha? Bir dakika. Burada birisi var. Hey sen bana bak. Hayır olamaz. Beni nereden buldunuz? Buraya gel seni eski kötü başkan. Senin burada ne işin var? Ve bu kapı da ne böyle ya? Burada gizli kapı mı vardı? Hayır olamaz, hemen paralar almam lazım. Paralar almam lazım. Hayır kaçıyor Gökçe, kötü başkan kaçıyor. Olamaz, kötü başkan olamaz. Kaçıyor. Gel buraya kötü başkan, gel buraya. Yedim buraya, öldürürüm kendimi, öldürürüm. Lan yalan bakayım buraya. Al bakayım sana. Şu pislik başkana bak be. Demek ki burada gizli odası varmış. Ama Gökçe acaba bu kapının ardında ne var, anlamadım mahalleyi. Noy amca, mahalleyi kesin bu kapının arkasına var ya. Kötü şeyler dönüyor, ben sana söyleyeyim yani. Sadece geçip görebiliriz. Hadi o zaman çocuklar oraya gitmeyi başaralım. Aynen hadi gelin bakalım şu lazerlerden şunu hop geçelim bakalım. Hop şuradan da şöyle. Sonra şuradan şöyle eğilelim bakalım. Gelin bakalım, dikkatli olun. Noy abi çok dikkatli olun. Lazeri kafana değmişin. Tamam merak etmeyin. Hop şuradan şöyle kalktık. Oh evet artık bu büyük dev banka kapısını açabiliriz. Şöyle hadi açtık. Bu da ne böyle? Bu paralar ne Gökçe, şuna bak. Ana! Noy amca! Bu ne, köyün payası? Vay evet Tombiş. Bunlar köyün parası. Nasıl olur Gürol? Bu kadar parayı nasıl saklamayı başardı? Bunu halka geri dağıtmamız gerekiyor. Evet doğru söylüyorsun. Bu çünkü halkın parası. Bu yüzden ekonomi kötüymüş Gürol abi, gördün mü? Kötü başkan köyün payasını çalmış. Ekonomi kötüye gitmiş. Evet Tombiş. Neyse bakalım. Hadi hep bir eliyle şu paraların hepsini alalım toplayalım. Sonra tamam, bunları tamam, halkımıza geri dağıtalım. Hadi toplayın şunları, toplayın. Arkadaşlar görüyorsun değil mi kötü başkanı ya? Şu insanların parasını almış, yazık ya. Ne kadar kötü bir başkan bu. Neyse bakalım canım ailem. O zaman biz arkadaşlar bugünkü maceramızın sonuna geldik. Umarım videonuzu beğenmişsindir. Şimdi arkadaşlar bu paraların hepsini toplayacağız ve gideceğiz arkadaşlar halkımıza, köy halkına geri dağıtacağız. Ve şu anda arkadaşlar solda ve sağda video çıktı. Solda ve sağda çıkan videoyu tıklamayı unutmayın. Tıkla. Hadi bakalım canım ailem, tıklayın bakalım. Solda ve sağda efsane videolar. Tıklayın onlara, tıklamazsanız inşallah bütün ilginizde olan gerçek olur. Amin. Hadi bakalım tıklayın arkadaşlar. Hepinizi öptüm. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.